Daha önce matematik derslerinde büyük ihtimalle çarpanlarla karşılaştınız. Mesela sıradan bir sayı alalım, 12 diyelim. 12'nin 6 ve 2'nin çarpımı olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? 2 kere 6, 12 eder. 2 ve 6'nın çarpımını aldığımızda 12 ettiği için 2, 12'nin bir çarpanıdır ve 6 da aynı şekilde 12'nin bir çarpanıdır diyebiliriz. Bunların çarpımını aldığımızda 12 ediyor. Hatta buna 12'nin çarpansal biçimi diyebilirsiniz. Aslında kimse böyle konuşmaz ama böyle düşünebilirsiniz. 12'yi çarpabileceğimiz parçalarına ayırıyoruz. Önceki matematik derslerinden asal çarpanlarına ayırma kavramını hatırlarsınız. Bir sayıyı asal çarpanlarına ayırmak. 12'yi çarpabileceğimiz parçalarına ayırıyoruz. O zaman 6'yı 2 ve 3 olarak ayırabiliriz. 2 çarpı 2 çarpı 3 eşittir 12 deriz. Buna 12'nin çarpansal biçimi ya da asal çarpanlarına ayrılmış hali diyebiliriz. Bunlar asal çarpanlar. Buradaki fikir, yani çarpan kavramı, çarptığınız zaman orijinal sayınızı elde etmeye yarayan şeyler, parçalar, sayılar. Çarpansal biçimde bahsedecek olursak, sayınızı parçalara ayırıp bunları birbiriyle çarptığınız zaman orijinal sayınızı buluyorsunuz. Ve şimdi bu fikri cebir alanına taşıyacağız. Şöyle bir ifadeyle başlayalım. İfademiz 2 artı 4x olsun. Bunu iki sayı veya iki ifade olarak çarpanlarına ayırabilir miyiz? Ya da bir sayı ve bir ifade olarak çarpanlarına ayırabilir miyiz? Sanırım aklınıza ilk gelen 2 kere 1 artı 2x yazmak. Sağlamasını yaparsak bunun 2 artı 4x olduğunu görürüz. 2'yi dağıtıyoruz. 2 kere 1, 2. 2 kere 2x eşittir, yani artı 4x. Burada ne yaptık? 2 artı 4x'i çarpanlarına ayırdık. Birkaç alıştırma daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Bu sefer de elinizde 6x artı 3. Yok, 6x artı 30 diyelim. Şimdi ne yapacağız? Bu terimleri öyle bir ayıracağız ki ortak bir çarpanları olsun. Buradaki 6x tam olarak 6 kere x demek. 6 çarpı x demek. Ve 30, 36'ya bölünebilir. O zaman bunu 6 kere 5 olarak yazabiliriz. 30, 6 kere 5 ile aynı şey. Böyle yazınca görüyoruz ki ifadeyi 6 parantezine almış olduk. 6 çarpanını dışarı aldık. Bu aslında dağılma özelliğinin tersi. Dağılma özelliğinin tam tersini yapıyorum. 6'ları buradan alıyoruz. 6'ları buradan alıyoruz. 6 çarpı, buradaki 6'yı alınca x ve buradaki 6'yı alınca da artı 5 kaldı. 6x artı 30'un çarpanlarını bulduğumuzda 6 çarpı x artı 5 olarak yazabiliriz. Dağılma özelliği sayesinde sağlamasını yapalım. 6'yı dağıtırsak 6 çarpı x, 6x artı 6 çarpı 5 artı 30 buluruz. Nefis. Gelin daha ilginç bir tane yapalım. Bu sefer kesirli bir işlem olsun. Mesela elimizde bu sefer de 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2 x var diyelim. Bunu çarpansal biçimde veya çarpanlarına ayırarak nasıl yazabiliriz? Bence videoyu durdurun ve kendiniz bir deneyin. Size bir de ipucu vereyim, 1 bölü 2'den gidin. Bakalım 1 bölü 2'yi çarpanlarına ayırabilecek misiniz? O şekilde bir yazalım. İlk ifadeyi 1 bölü 2 çarpı 1, ikinciyi ise eksi 1 bölü 2 çarpı 3x olarak yazabiliriz. 3 bölü 2x, 3x bölü 2 veya 1 bölü 2 çarpı 3x ile aynı şeydir. Şimdi 1 bölü 2'yi çarpanlarına ayırırsak, bize 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 3x kalır. Diğer bir çözüm yolu ise bu ikisini de 1 bölü 2'ye bölmek. Şöyle yapalım, iki terim de 1 bölü 2'ye bölelim. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2, 1 eder. 3 bölü 2'yi de 1 bölü 2'ye bölersek, 3 eder. 1 bölü 2'leri götürdük. Bu da başka bir çözüm yolu, bilmiyorum hangisi daha kolay geldi. Bir de son olarak soyut kavramlarla bir örnek yapalım. Diyelim ki, ax
artı ay. Bu ifadeyi çarpanlarına ayrılmış bir şekilde nasıl yazabilirim? Bu iki terim de, a'nın çarpımından oluşuyor. O zaman bunu a çarpı, a parantezine aldık, x artı y olarak yazabiliriz. Sağlamasını yapmak için a'yı parantez üzerine dağıttığımız zaman ax artı ay olur.